Evet, bir aydır video atmıyorum ama sizi bugün çok şaşırtacak bir videoyla karşınızdayım. Video atmadığım süre boyunca boş durmadım tabii ki. Twitch'te her gün akşam 8'de gündem hakkında konuştuğum yayınlar yapıyorum. Bu aralar orada daha fazla aktifim. Açıklamadaki linkten yayınlara gelebilirsiniz. Sosyal medya içerik üreticilerine hiçbir zaman güvenmemişimdir. Gösterilen şaşalı hayatlar, her gün geziyormuş, hep mutluymuş gibi tavırlar, hiç üzgün olmayan insanlar, yalan dolan hayatlar vesaire vesaire. Bunları zaten biliyoruz. Bugün konuşacağımız konu çok daha farklı. Bu videodan sonra her içerik üreticisine dönüp bir daha bakmanız gerekecek. İnfluencerların hepsi geçimini sadece kaydırmalı indirim linkleri atarak sağlamıyor. AK Parti aslında uzun bir süredir YouTuber ve influencerlar üzerinden PR yapmayı deniyor. En son birkaç ay öncesinde kafalarını çekeceği Pakistan videosuyla bu olay patlak verdi. Bu olay çok fazla gündemde kalmasına rağmen şu anda maalesef her şey gibi unutuldu tabii ki. Ben kafaların Pakistan videosunun gelen tepkilerden sonra değiştirildiğine inansam da asıl olay Pakistan videosu değildi. Kafaların asıl AKP virali yaptığı videoyu şu anda ekranda görüyorsunuz. Video tam olarak bundan 4 sene öncesinde yüklenmiş ve 2018 seçimlerinde hemen önce atılmış. Videoda bol bol Süleyman Soylu ve AKP güzellemesi yapılıyor. Özellikle Bilal Hancı tarafından. Herif öyle bir konuşuyor, öyle bir bakıyor ki Süleyman Soylu'ya, hani para bile almasa bedavaya yapacakmış gibi. Üstüne Süleyman Soylu'nun sözünü kesip ballandıra ballandıra şu anki başkanlık sistemini de övmeyi eksik etmiyor Hamsi abim. Biri meclis, iki önemli bir de hükümet. Öyle kurgulanmış ki işleri birbirine karışıyor. Bazı krizlerde hükümet eli kolu bağlanıyor, hareket edemiyor bu sistemde. O yüzden krizlere çözüm bulma konusunda zorlanıyor, sıkıntılar doğuyor ve açıklar var. Bu açıkları da değerlendirmek isteyenler var. Tabii tek bu videoyla kalır mı kafalar? Kalmaz tabii ki. Yine 4 yıl öncesinde TBMM'de bir gün geçirmek adıyla yaptıkları bir video var. Evet, çok güzel, TBMM'de bir gün geçirebilirsiniz tabii ki ama videoda sadece AK Partili milletvekilleri ve o tayfadan insanlar konuşuyor. Tek bir muhalif adam yok. Böyle olunca şüphelenmemek elde olmuyor aklı olarak. Aynı şekilde yine Çevre ve Şehircilik Bakanı ile yaptıkları bir grafiti videosu var. Eminim ki kafalar yolda geçerken bakana denk gelmişlerdir. Hiçbir anlaşma vesaire yoktur. Tamamen keyifli bir video olsun diye yapmışlardır bu video abilerim benim. Kafalar her ne kadar o sıralar çok fazla gündem olmasa da böyle işlere bulaştılar. Böyle işlere bulaştıktan sonra da bildiğiniz gibi en son çıkıp siyasetiniz batsın tarzında bir açıklamaları oldu. Evet, siyasetiniz batsın gerçekten. Bu açıklamalarından sonra da boş durmadılar bu arada. Yine AK Parti'nin uzantısı olan TÜGVA etkinliğine katılmışlar. Evet, kesinlikle herhangi bir siyasi bir şey yok bu videoda. Siyasetiniz batsın abi, değil mi? Aynen öyle. Bilal Hancı da sağ olsun yine siyasetiniz batsın dedikten sonra devlet teşvikleri ve tanıtım günleri adı altında konser vermeyi de ihmal etmemiş. Hashtag devletin senin yanında. Bu adamın şarkılarını da kim dinliyorsa neyse orası ayrı bir konu. Yani tamam, siyasetiniz batsın demeden önce bu işleri yapıyordunuz. Sonra utanmadan çıkıp siyasetiniz batsın dediniz. Çok güzel. Neden bu olaylardan dolayı gündeme geldikten sonra, siyasetiniz batsın dedikten sonra da bu işlere katılıyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Tüm bu AK Parti ile işbirliği olan videoların açıklama kısmında bir YouTube hesabının reklamı yapılıyor. Gayri resmi hesap. Bu YouTube hesabı AK Parti'nin gençlere ulaşmaya çalıştığı bir PR hesabı. Şu anda pek aktif değil ama zamanında yine iyi çalışmışlar. Burada tüm gençler tarafından sevilip izlenilen YouTuber'ları toplayıp onlarla beraber video çekip kendi reklamlarını yapıyorlar. Tahmin edersiniz ki bu işler bedavaya olmaz. Hangi reklam bedava ki? Bu gayri resmi hesapta Rain Man'inden tutun Burak Güngör'üne kadar bir sürü tanıdık isimde videolar çekilmiş. Özellikle Rain Man videosu tam bir Suriyeli mülteci güzellemesi olmuş. Rain Man'in yine daha önce bu tarz Cumhurbaşkanı tarafından davet edildiği etkinliklere de katılmışlığı olmuştu. Bu davetlerden bahsetmişken geçtiğimiz Ramazan'da yine ünlülere bizim vergilerimizle düzenlenen bir iftar yemeği yedirilmişti. Afiyet olsun, ne diyelim. Bu iftara tabii ki bir sürü geleneksel medya ünlüsü katıldı. Fakat bizim şu an olayımız daha çok influencerlar olduğu için ben bu iftara katılan Merve Özkaynağı da buradan afiyet olsun demek istiyorum. Çok güzel yediniz vergileri. Bakın, burada şunu söylemek gerekiyor. Evet, içerik üreticilerine bakanlardan teklif gelebilir. Bunu ücretsiz yapmaları da istenebilir. Fakat hatırlatmak isterim ki Türkiye'deki bakanlar bildiğiniz gibi sıradan bir bakan değil. Hepsinin tarafı belli. Şayet bana böyle insanlar tarafından teklif gelse reddederdim. Para olmadan böyle işlerin de olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yine de burada insanları fişliyormuşum gibi algılamayın, fakat kesinlikle böyle oluşumlara katılmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Gayri resmi hesapta benim en favori videom budur bu arada. Rümeysa Kadak ve Şeyda Erdoğan muhteşem ikili. Rümeysa Kadak'ın nasıl bir milletvekili olduğunu daha önceki bir videomda konuşmuştuk zaten. Kendisinin tek olayı meclisteki en genç milletvekili olması. Onun dışında herhangi bir imzası veya önergesi yok mecliste. Bildiğiniz yok. Hani bakıyorsun milletvekili maaşına 56.000 TL. Hani diyorsun, o zaman biz vergilerimizle Rümeysa Kadak'a neden maaş veriyoruz diye sorguluyorsun. Sonra birden Rümeysa Kadak şöyle bir video paylaşıyor.
Evet, Rümeysa Kadağı Another Love Erdoğan editi yapsın diye 56.000 TL maaş ödüyoruz arkadaşlar. Diyecek bir şey yok gerçekten. Şimdi Rümeysa Kadak demişken konu buradan kendisine dahil olduğu süper proje olan Genç Nesever'e bağlamak istiyorum. Kısaca Genç Nesever'den bahsetmek gerekirse AK Parti'nin yine bir uzantısı olan, sanki gençlerin ülkede hiçbir derdi yokmuş, tüm gençler rahatlıkla gençliğini yaşıyormuş gibi dalga geçer manasında gençlere yönelik bir oluşum. Güzel tabi, güzel bir oluşum ama böyle bir oluşuma PR yapmak için yine bize gençler tarafından sevilen ünlüler lazım. Burada artık biraz daha Instagram influencerlarına geçiyoruz. Gençler tarafından sevilen ve videoları milyonlar tarafından izlenen Überkloz buraya iyi gider gibi, ne diyorsunuz? Bence gider. Kendini ifade edebilir. Evet, videoda Überkloz abim gençler kendini ifade etmeyi sever diyor. Çok doğru demiş aslında. Peki kendimizi ifade edememeyi geçtim. İnsanların çok affedersiniz kıçını alacak donun parasını bulamıyorken siz tam olarak neyden bahsediyorsunuz? Şimdi yine diyecek olabilirsiniz ki Überkloz bu etkinliğe katılmışsa ne olmuş? Kardeşim, bu etkinlikler öyle gökten inen bir parayla düzenlenmiyor. Aynı şekilde etkinliği düzenleyen isimler de belli. Her şey ortada. Bu işten para almayı geçtim. Para almadan bile katılmak doğru değil. Überkloz'un daha önce AKP virali yaptığı bir video da var. Ne iş yapıyorsun serisinin ikinci bölümünde AK Partili Tuzla Belediyesi ne hikmetse videosuna denk gelmiş. Abi kolay gelsin. Ne iş yapıyorsun acaba? Tuzla Belediyesi'nde yolcu bir aracı operatörüyüm ben. Abi emin misin? Yarış pilotu olduğun yazıyor burada. Yani ben Hamilton'da geçerim gerçi ama... Evet abi, Tuzla Belediyesi çalışıyor, helal olsun ya. Yarış pilotu, hani anladınız mı PR'ı? Aman espriyi. Muhteşem el altından harika bir reklam çalışması bu arada. İnsanlar genelde bu tarz influencerları sevdiği için videolarını genelde sorgulamadan izliyor maalesef. Bu arada bahsetmeden geçmemek lazım. Überkloz'un babası da aynı zamanda bir AKP'li. Kendisi Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Sosyal Kültürel Faaliyetler Şube Müdürüymüş. Yani... Kardeşim bu nasıl bir şube, nasıl bir müdürlük? Kapatın şunları, boşuna para akıtıyoruz şuralara ya. Yani kısacası Überkloz'un bir AKP yakınlığı olmasına pek şaşırmadım. Burada söylemeden geçmeyelim. Benim düz sıradan AKP'li bir vatandaşla derdim yok. Demokrasi böyle bir şey. Tabii ki insanlar istediği partiye oy verebilir. Benim derdim bu işin reklamını yapanlarla. Yine belki birçoğunuzun tanımayacağı fakat Instagram influencer'ı olan Mehtap Algül de Rümeysa Kadağ'ın yanında Genç Nesever etkinliğine katılmış. Demek ki indirimde kaydırılmalı linkler geçinmeye yetmiyor abi. Ben buradan onu anladım. Ya da insanlar çok doyumsuz, bilemeyeceğim artık. Daha bu işin içinde bir ton Instagram influencer var fakat şu anda beni izleyen kitlerin bunu pek umursadığını düşünmüyorum. Çünkü kaydırmalı Instagram indirim influencerları mide bulandırıcı. Ben sadece genel olarak tanınan isimlerden bahsettim. Siz yine kendiniz bu Genç Nesever ve bahsettiğim diğer oluşumlardan kimler varmış diye kontrol edebilirsiniz. Direkt zaten isim isim çıkıyor yani. Çok kolay her şeye ulaşabiliyorsunuz. İnternet muhteşem bir araç gerçekten. Şimdi gelelim tekrardan YouTuber'larımıza. Maklubeci Hakkı Alkan'la başlamak istiyorum. Kendisinin AKP PR çalışmaları dışında şimdi bol bol maklube tweetleri var. Maklube yemeden duramıyor. Teknolojik abi. Hakkı Alkan'ın hükümet yanlısı olduğunu pek çok kişi biliyor zaten. Bayağı ortada. Aslında çok fazla üstte durmaya bile gerek yok. Sadece TOG için bile ondan fazla PR videosu var. Yine sayısız davetlere de katılmış. Aynı diğer influencerlar gibi. Çok didiklemeye bile gerek yok. İnternette arattığınız zaman herif ben buradayım diyor zaten resmen. Anlamamak için kör olmak lazım. Bir diğer bahsetmek istediğim YouTube kanalı ise Nova Prospect. Kendilerinin daha bir ay öncesinde Suriye'ye gidip oradaki insanların ne kadar zorluklar çektiğini, eğer Türkiye'nin Suriye'ye yardım yapmazsa insanların çok zor durumda kalacağını zartını zurtunu iyice yedirmişler. Kısacası mülteci güzellemesi olan bir video olmuş. Abi iyi demişsiniz, güzel demişsiniz de şu anda Suriye'de savaş falan yok. Bitti yani. Gayet de bu adamlar şu anda ülkesine dönebilir. Ha evet, ekonomileri kötüdür. Zor koşullarda yaşıyorlardır. Olabilir. Biz de çok iyi durumda değiliz yani. Kendimiz bu kadar kötü durumdayken neden başka ülkelere yardım yapalım ki? Nova Prospect'te bütün video boyunca işte oradaki insanlara Türkiye'nin yaptığı yardımları göstererek PR yapmış. Aferin abi, devam yapın, harikasın. Tamam, dolar arttı, ekonomi youtuberları, influencerları da vurdu. Yurt dışındaki içerik üreticileri Türkiye'deki içerik üreticilerine göre 10 katı kazanıyor olabilir. De bu saygısızlık yani, yapılmaz. Videoyu artık burada sonlandırmak istiyorum. Yani gördüğünüz gibi neredeyse bütün içerik üreticileri, youtuberlar bu işin içinde öyle veya böyle, ucundan kıyısından her türlü bir şekilde insanlar bu işin içine girmiş maalesef. Daha aslında üzerine konuşulabilecek bir sürü içerik üreticisi var. Fakat gerçekten çok fazla, hepsi hakkında ayrı birer video yapılır yani o derece. Ya zaten bunların hepsi bir toplu bir ajansın içinde olduğu için arattığın zaman çıkıyor. İşte gayri resmi hesap olsun. Yine Üçgen adında bir bunların medya ajansları var. Twitter hesabından oradan da bakabilirsiniz. Oralara bağlı olan alt şeylere, dallara ine ine bütün içerik üreticilerini bulabilirsiniz aslında. İnternette her şey var. Ben bu videoda en bilindik isimlerden az da olsa bahsettim. Sosyal medyadaki influencerlara zaten güvenmemek lazımdı. Her önünüze düşeni sorgulamadan izlemeyin. Maalesef artık böyle bir dönemde yaşıyoruz. Basit bir mizah videosunun altından bile farklı olaylar çıkabiliyor. E sen diyorsun ne kadar komik bir video, adam altından AKP viral videosu yapıyor yani. Bu videodan sonra takip ettiğiniz her kişiye bir kez daha bakın derim bence.